Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Umarım bu hazırladığım menüler sizlere kolaylık sağlıyordur ve beğeniyorsunuzdur. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Fırında patatesli kanat yapacağım. Şehriye çorbası hazırlayacağım. Bir de sebzeli bulgur pilavı. Hemen öncelikle fırına patatesli kanadı atayım. Orada pişerken çorbayla pilavımı da yapacağım. Öncelikle patatesi doğrayarak başlayayım. 3 adet orta boy patates hazırladığım menü 4 kişilik gene. Patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayacağım. Ama çok fazla kalın yapmayın. Çok ince de değil. Böyle gayet iyi. Uygun bir kabı önüme alıyorum. Önce sosu hazırlayayım. Tavuk ve patatesi sosa bulayacağım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı biber salçası. İsterseniz domates de ekleyebilirsiniz. Baharat olarak toz biber, tuz, pul biber, karabiber ve kekik. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar. Öncelikle tüm malzemeleri karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 1 kilo tavuk kanadını yıkadım, süzdürdüm. Onu da ekliyorum. Patatesi de içerisine ekliyorum. Baharatlar elimi kaşındırdığı için eldiven taktım. Ellerimi de yıkadım, eldiveni de. Karıştırıyorum. Poşeti aldım yanıma bir tane. İçerisine dolduracağım. Direkt fırına atabilirsiniz ama üzerine bir 30 dakikalığına yağlı kağıt kala kapatın. Yoksa direkt patates ve tavukları yakarsınız. Fırın tepsimi alıyorum. Biraz yayacağım. İyice yayıyorum ki üzerinde çok kalırsa pişmeyebilir. Ağzını kapatmayacağım. Ama hava almadan kenarları düzdüm. Bir kürdanla bir iki yerinden delik açacağım ki biraz hava alsın, yoksa şişer, patlayabilir. Yeterli. 200 derecelik fırına götüreceğim. Kızarana kadar, tavuk ve patatesin kızardığında anlarsınız zaten piştiğini. Ortalama 45 dakikayla 1 saat arası fırında pişireceğim. Bulgur pilavını yapmaya başlıyorum. Tenceremi ocağa alıyorum. Altında yakıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını tencereme koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 adet kuru soğan, 2-3 tane kadar da yeşil biberi yemeklik olacak şekilde doğradım. Onları da ekliyorum. Soğan ve biberleri hafif rengi değişene kadar kavuruyorum. Kavrulduktan sonra 2 adet orta boy domatesi yemeklik olacak şekilde doğradım. 1 tatlı kaşığı biber salçası, biraz acı olduğu için çok eklemiyorum. 1 yemek kaşığını çok doldurmadan domates salçası. Bunları da 2-3 dakika boyunca kavuracağım. Bir su bardağıyla bulguru yıkadım. Onu da ekliyorum. Bulgurla birlikte bir 5 dakika kavuracağım kısık ateşte. Bir miktar tuz. Bir miktar karabiber. Pul biber eklemeyeceğim çünkü
biber salçam acı, çok azıcık da toz biber. Karıştırayım. Kettle'da kaynattığım suyu üzerine dökeceğim. Bir su bardağı bulgur ıslatmıştım. Aynı bardakla 1,5 da su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağı alabildiğiniz en kısa alın. Pilavınız yavaş yavaş pişsin. Daha tane tane olur. Ben de en kısa alıyorum. Yavaşça pişiriyorum pilavımı. Pilavı arka tarafa alayım. Orada yavaş yavaş pişsin. Ben buraya çorbamı koyayım. Bir yemek kaşığı tereyağı. Eriyen yağın içerisine bir adet orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Soğanları pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanlar pembeleştikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Onu 1-2 dakika şöyle kokusu çıkana kadar kavuracağım. Bu esnada altını kısın, un yanmasın. Un kavrulduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Eğer isterseniz unu eklemeden önce 1 adet domates ve yeşil biber de doğrayabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ben bugün bulgur pilavına koyduğum için çorbaya eklemek istemedim. Bir tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Tahta kaşığı çıkartayım. İlk önce içerisine 1 su bardağı soğuk su. Hızlıca karıştırıyorum. Su bardağı da soğuk su ekleyeceğim. Un dağıldıktan sonra içerisine kettle'da kaynattığım kaynar suyu ekliyorum. Hemen birden eklemeyin, yavaş yavaş. Bir miktar daha su ekleyeceğim. Artık bu su yeterli gelecektir. Tuzunu ilave ediyorum. Tam anlamıyla fokur fokur kaynayana kadar bekleyin. Benim de çok fazla kaynamaya başlayınca su çok geldi. Önce altını kapatayım. Yarım su bardağı tel şehriye ekliyorum. Tekrar altını yakıyorum. Altını kısacağım. Şehriyeler pişene kadar kaynatacağım. Bu arada bulgur pilavına da hemen bakayım. Bulgur pilavı da pişmiş artık. Suyunu çekmiş tamamen. Kapağını kapatıyorum. Onun da altını kapattım. Biraz şöyle köpüklerini alacağım. Yoksa taşacak çorba. Şehriyeler pişene kadar bekleyeceğim. Çorba artık pişti. Altını kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Bir miktar pul biber. Bir miktar da karabiber ekliyorum. Fırındaki yemeğim pişti. Bulgur pilavım da yeterince dinlendi. Artık yemeklerimin son haline geçebilirim. Getirdim. Fırından kanatla patatesi de çıkardım. Toplamda 40 dakikada pişti. Borcamı boşaltacağım. Sizler de herhangi bir kaba boşaltabilirsiniz. Çok dikkatli pişirin. Çok aşırı pişirirseniz bu sefer patateslerinizi dağıtırsınız.
Patatesli tavuk kanadını bir servis tabağına aldım. Şimdi artık yemeklerimin tabaktaki son haline geçebiliriz. Öncelikle çorbayı servis tabağına alacağım. Bulgur pilavını öncelikle bir karıştırayım. Tavukla patatesi de şöyle. İsterseniz içerisine biberle domates de koyabilirsiniz ama domates sulandırabilir. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.